Evet, hayır mübarek olsun diyoruz ve Kurdele'yi bu mübarek günde bismillahlarla açıyoruz. Ya Allah, bismillah. Sayın bakımımıza, değerli milletvekillerine, belediye başkanımıza, STK'ların değerli temsilcilerine, bazılarımızın yüzünde mensuplarına, Hedef Kızıl Elma Derneği Genel Başkanı, Yönetim Kurulu ve üyelerine, sizlerin Hedef Kızıl Elma Derneği Genel Merkezi'nin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. Evvela asrın felaketinde hayatını kaybeden depremzedelerimize Allah'tan rahmet diler. Ampute olan kardeşlerimizin hepsine acil şifalar diler. Bu kardeşlerimizin bir an önce toplumun içerisine karışıp bizler gibi, sağlıklı bir birey gibi içimizde, aramızda olmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Aylardan Ağustos, günlerden Cuma, gün doğmadan eveli iklimi Ruma, Bozkurtlar ordusu geçti hücuma, yeni bir şevk ile gürledi gökler, Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ardında Oğuz'un 50.000 tuğu, andırır Altay'dan kopan bir çığ, budur peygamberin övdüğü Türkler, Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Türk Ulu Tanrı'nın soylu gözdesi, Malazgirt Bizans'ın Türkiye sezdesi, bu ses insanlığa hakkın müjdesi, bu sesle birleşir bütün yürekler, Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Narımızdır bugün gök gürültüsü, kanımızdır bugün yerin örtüsü, gazi atalarımın nal pırtısı, kılıçlarımızdan çakan şimşekler, Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, solmaya. Anadolu başlar vatan olmaya. En güzel marşını vurmadan mehter, Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Niyazi Yıldırım, Genç Osmanoğlu'nun bu şanlı türkü ve Türk tarihinin en güzel gününü övdüğü gibi benzer bir duyguyla yine güzel ve hayırlı bir cuma günü idrak etmekteyiz. Şeyh Edip Ali'nin düsturu düsturumuzdur. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın demiş uluzat. Devlet milletiyle ne kadar barışık ve gönül gönüle olur ise o zaman sistem daha çok iyi işleyecektir. Malazgirt ruhu ile Edip Ali ahlakı ve düsturu ile Türklük şuuru ve ahlakı fazileti ile birliğimiz daim olsun inşallah. Türk milleti, Türk devleti var olsun inşallah. Biraz heyecanlandım. Hazırını da selamlamayı unuttuk. Affınıza sığınırız. Ramazan ayı Sayın Bakanımıza, Ahmet Bey'e, Sayın Vekilimiz Resul Bey'e, Sayın Belediye Başkanımız Süleyman Bey'e, Sayın AK Parti İl Başkanımız Erkan Bey'e, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi ve Merkez İlçe Başkanlarına, değerli kurum müdürlerimize, siz değerli Adıyamanlı hemşerilerimize hepinize hoş geldiniz diyorum. Tekrar kusura bakmayın. Hedef Kızıl Elma Derneği'ni anlatmanın, ben anlatmayacağım, sadece hedef ve vizyonlarımızı anlatacağım. Sonra programı Sayın Bakanımıza akışını sağlayacağız. Hedef Kızıl Elma Derneği'mizin tamamen şeffaf ve etkin hesap verebilen, sorgulayan, tam katılımcı demokrasiden yana, insan haklarına saygılı, çözüm üreten, kurumsal kimliğini tanıtmak için önce yerelde, sonra genelde, tüm Türkiye'de ve Avrupa'da örgütlenerek hedef ve amacımızı gerçekleştirmek için çalışmalar yapmaktayız. Amacımız ve misyonumuz, insanı merkeze alarak
Türklüğün unutulmuş medeni vasfı ve büyük medeniyet kabiliyetini gelecek nesillere aktarmak. Milli hassasiyetlerimize değer vererek toplum bilincini geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yapmaktır. Sivil toplum örgütü olarak kültürel, sosyal ve genel konularda toplumu ilgilendiren ve toplumun refahı, mutluluğu için yol gösterici etkinlikler yapmaktır. Güçlü toplumsal duyarlılık içinde yerelde ve genelde eksik gördüğümüz konularda sivil inisiyatif oluşturmak, sorun çözen ve yol gösteren olmaktır. Gayemiz geçmişten günümüze milletimizin vazgeçilmez değeri olan cesaret, kahramanlık, mücadele ruhu olan Alp olabilmek, Alperen olabilmektir. Gönülleri fetheden, adalet, merhamet ve erdemi yaşayan, yaşatan Eren olabilmektir. Hakkıyla yaşayan ve yaşatan olabilmektir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Selamünaleyküm. Sayın Bakanım Ahmet Aydın'ın huzurunda bütün siyasi parti liderleri, vatandaşlarımız, dernek üyelerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Derneğimiz 2020 yılında kurulmuş bulunmakta. 2020 yılından bu yana çeşitli alanlarda faaliyet vermekteyiz. Asrın felaketinden sonra derneğimizin binasının yıkılmasından sonra bir şekilde bir araya gelip çadırlarda hizmet vermeye başladık. Bunu Sayın Başkanım Süleyman Bey'e ilettik durumumuzu. Sayın Bakanım sağ olsun bize inanılmaz destek verdi. Sayın Belediye Başkanımızın yardımlarıyla biz burayı bu hale getirdik. Allah hepinizden razı olsun. Derneğimiz bugüne kadar Asrın felaketinden sonra yaklaşık 2750 aileye gıda yardımında bulunmuştur. Bunun yanında birçok aileye odun, kömür yardımlarında bulunduk. Ayrıca yaklaşık 270 aileye kıyafet yardımında bulunduk. Ayrıca yaklaşık 30 tane kimsesiz, maddi durumu iyi olmayan kardeşlerimize burada matematik ve İngilizce kursları vermeye çalışıyoruz. Allah izin verirse biz bunu tabii ki Türkiye bazına yaymak istiyoruz. Şu anda yaklaşık 17 tane ilimiz bizden şube istemekte. Allah da nasip ederse sizler de destek verirseniz sizlerin desteğiyle çok güzel yerlere geleceğimize inanıyoruz. Bu yüzden hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet. Faaliyet raporunu okuduğundan dolayı Sayın İbrahim Doğan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Efendim bu alanın kurulmasında, bu derneğin bu kadar hızlı bir zamanda ayağa kalkmasında çok büyük emeği olan Sayın Adema Belediye Başkanı Süleyman Kılıç Beyefendi konuşmanı yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Halil Başkanım böyle heyecanlı konuşmasından sonra biz iki rasyonluk kalacak herhalde. Evet, çok kıymetli bakanım. Tamam. Çok kıymetli bakanım, sayın milletvekilim, siyasi partilerimizin çok değerli başkanları, Kızıl Elma Derneği çok değerli başkanı, partilerimizin adayları, belediye başkanı adayları, çok değerli sivil toplum örgütleri, basınımızın yüzde mensupları, ben de sizleri saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hakikaten bu kadar kapsamlı bir şey beklemiyordum. Tebrik ediyorum. Canı gönülden tebrik ediyorum. Hep buradan geçerdim bayraklar. Hakikaten çok güzel bir estetik doku sağlamış buraya. Peyzajıyla birlikte sizleri kutluyorum. Tebrik ediyorum. Tabii bir taraftan şehrin yeniden ihyası ve imarı noktasında eminim çok güzel bir fonksiyon görecek burası. Hem değerler eğitimi noktasında onu algıladım ben. Hem de yardım noktasında bu çok önemli bu. Yani bir taraftan çocuklarımıza bir pozitif ilimler verilirken diğer taraftan da değerlerimizi vermemiz lazım. Yoksa hakikaten geleceğimiz noktasında ciddi bir sıkıntı yaşayabiliriz. Bu anlamda sizleri kutluyorum. Yani çok sayıda da vatandaşımıza, engellimize yardımcı olduğunuzu duydum. Bizlere de ne düşüyorsa mümkün mertebe tabii bizim amacımız burada
bir şeyler yapmak isteyen insanların önünü açmak. Bunu yapmak zorundayız. Bu bir lütuf değildir, bu bir görevdir. Tabii ki önceliğiniz ülkenin, vatanın, bayrağın, toprağın birliği, beraberliği. Bu hakikaten çok çok önemli ama beraberinde bahsettiğim gibi o değerleri özümsemeniz bizim için çok önemli. Çok hakikaten kayda değer. Bu anlamda inşallah bir önce bahsettiğim gibi şehrin imarı ve ihyası noktasında çok ciddi bir işler göreceksiniz. Bundan eminim. Tekrar sizleri kutluyorum. Canı gönülden tebrik ediyorum. Bu bölgede böyle girişimci olmak kolay değildir. Herkes bir tarafından tutar ama böyle cesaretli, işlev gören bu tür derneklerin kurulması şehrimizin kalkınması noktasında hakikaten ciddi bir fonksiyon görecek. Ve tekrar sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah hayırlı hizmetler nasip etsin. Efendim hem konuşmalar için hem de derneğimize sunduğu katkılardan dolayı Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Sayın Süleyman Kılıçbey Efendi'ye tekrardan teşekkür ediyorum. Efendim Adıyaman Milletvekili Sayın Resul Kurt Bey Efendi konuşmalar için kürsüye arz ederim efendim. Sayın Başkanım, Belediye Başkanım, kıymetli siyasi partilerimizin il başkanları, merkez ilçe başkanları, kıymetli dostlar, kıymetli Adıyaman ve memleketimizin yüzde insanları hoş geldiniz. Tabii STK'cılık, sivil toplumculuk fedakarlıktır. Bu ne maaş alır, ne bir yardım alır, ne emeğinin karşılığını alır. Bu bir hayır işidir, gönül işidir. Ama sivil toplum kuruluşlarının ne kadar önemli olduğunu 6 Şubat bin yılın felaketinde biz çok iyi gördük. Benim de mensubu olduğum, yöneticisi olduğum sivil toplum kuruluşlarımızda sadece Adıyaman'a belki 1500'ün üzerinde tır malzeme gönderdik. Askonumuz 18 uçak gönderdi. Deniz Feneri. Ben bu kuruluşların hepsinde yöneticilik yaptım. Halen Askon'da da genel başkan yardımcısıyım. Dolayısıyla da STK'cılığın ne kadar zor olduğunu, STK'cılığın ne kadar topluma faydalı bir hizmet olduğunu çok iyi biliyorum. Bu vesileyle de gençlerimizin elinden tutan, artık gençlerimizin kaybolmaması, toplum yararına, ülke yararına, millet yararına faydalı bir şekilde yetişebilmeleri için de bu kadar gencimizi bir araya getiren Ali İbrahim Başkanımıza, Hedef Kızılalma Derneği yöneticilerimize teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adıyaman Milletvekili Sayın Resul Kurt Bey Efendi'ye konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Efendim anons ederken belki birçok ünvan kullanılabilir ama en kısaca işte Adıyaman'ın abisi, derneğimizin onursal üyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Aydın Bey Efendi konuşmalarını yapmak üzere sahneye arz ediyorum. Evet, cümleten selamun aleyküm. Cumamız ve Ramazanımız mübarek olsun. Gerçekten hayırlı bir gün, mübarek bir gün. Hem oruçlu halimizde, aynı zamanda Cuma'yı da dikkate aldığımızda, öylesine güzel bir bahar ikliminde de çok güzel bir açılış vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyorum. Yüce Rabbime hamd ediyorum. Buna vesile olanlara da teşekkür ediyorum. Çok değerli konuklarımız var. Kıymetli milletvekilimiz, belediye başkanımız, siyasi partilerimizin çok kıymetli başkanları, adayları, yine Hedef Kızılalma Derneğimizin değerli İbrahim Halilleri. Çok çok teşekkür ediyorum bütün yöneticilerine, burada katılan bütün hemşerilerimize, kamu ve sivil toplumun çok değerli temsilcilerine de tekrar teşekkür ediyor. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Burada açtığımız sıradan bir şube değil, bir genel merkez. Çok önemli. Genel merkezi burada olacak. Hedef Kızılalma'nın hedefi de büyük. Onu da az önce değerli başkan ifade etti. Yani Türkiye, buradan Türkiye, Türkiye'den dünyaya açılma hedefiyle gelmiş. Tabii amaç ve misyonu, vizyonu hep birlikte dinledik. Değerli arkadaşlar, elbette ki devlet asli fonksiyonlarını, asli görevlerini yerine getiriyor, getirecek de. Gerek kriz anlarında, en zor anımızda, yanımızda hissettiğimiz devletimiz, ki devletimiz olmasa, vatanımız olmasa, gerçekten Allah muhafaza, işte Suriye'deki halleri görüyoruz, başka dünyadaki insanların yaşadığı dramları, Filistin'i görüyoruz. O yüzden devletimizin elbette ki payidar olması, milletimizin çok daha güçlü olması,
birlik ve beraberlik ruhuyla yoluna devam etmesi lazım. Ama salt devletle de bu işler tek başına yeter mi? Elbette ki yetmez. Bilal Doğan Başkanım sen de gel buraya. Yerimi sana verim. Gel gel. Baro Başkanımız da geldi. Dolayısıyla devletin bu manada en çok yanında olması gereken, birlikte hareket etmesi gereken de sivil toplum kuruluşlarımız. STK'larımız da bu anlamda çok ciddi bir işlev görüyor, faaliyet görüyor. İşte az önce faaliyet raporunda da Halil Doğan kibremiz ifade etti. Burada özellikle deprem başta olmak üzere sahil zamanda da yeniden bir yeri yıkılmışken bile insanlara dokunabiliyor, yardım edebiliyor, hizmet edebiliyor. Bunlar önemli işler. Ben sizleri gerçekten tebrik ediyorum, kutluyorum. Milli ve yerli bir duruş çok çok önemli. Bize ait olanın bir şekilde sahiplenmesi çok önemli. Ve yine de evet yapılan maddi yardım ve ihtiyaçların dışında aslında mana çok çok daha önemli bence. Değerler eğitimi çok çok önemli. İnsani ve İslami değerlerin yaşanması, yaşatılması, bize ait olan değerlerin, kültürün yaşanması ve yaşatılması adına da son derece önemli bir fonksiyon icra edeceğini düşünüyoruz. Bu vesileyle buna öncülük edenleri, değerli başkanları ben tekrar tebrik ediyorum. Bütün yönetimiyle birlikte kutluyoruz. Bu ülke hepimiz. Elbette ki farklı siyasi görüşlerimiz olacak. Olması da doğaldır. Ve hakikat de fikirlerin çatışmasından doğar. Ama söz konusu vatan olursa gerisi teferruattır diyoruz. Söz konusu millet olursa, söz konusu bayrak olursa, söz konusu ezan olursa gerisi gerçekten teferruattır. O açıdan bu birliktelik bizler için çok çok önemli. Bu ortak payda şartlar ne olursa olsun tartışırız, kavga ederiz. Başka sıkıntılar belki ile karşılaşabiliriz. Ama bu ortak payda hiç ama hiç bırakmamak lazım. Adıyaman hepimizin ortak paydası. Türkiye hepimizin ortak paydası. Bu gemide birlikte yaşıyoruz. İyi bir şey, güzel bir şey olduğunda hep birlikte mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Ama Allah muhafaza başımıza bir hal olduğunda, işte deprem olduğunda siyasi görüşüne bakmadan kim olursa olsun Allah'ın adaleti hepimiz için geçerli. Ve hepimiz canlarımızı kaybettik, malımızı kaybettik, ciddi sıkıntılar yaşadık. O yüzden benim naçizane önerim, tavsiyem bu şehri birlikte yeniden ayağa kaldırmak. Bu ülkenin, bu milletin yeniden kendine gelmesi adına ne gerekirse her birimizin bir tarafından tutarak inşallah hak yolda, sırat-ı müstakimden ayrılmadan destek vermesi gerekir diye düşünüyorum. Rabbim işimizi kolaylaştırsın. Zor zamanlar geçirdik. Halen geçiren kardeşlerimiz var. Devletimiz hamdolsun ilk andan itibaren yanımızdaydı. Yanımızda olmaya devam ediyor. Milletimiz yanındaydı her bir unsuru. Bu saatten sonra da elbette pazar günü güzel bir seçim inşallah yaşayacağız. Her şeyden önce huzur içerisinde, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde bir seçim diliyorum. Milletimizin, memleketimizin faydasına olacak inşallah hayırlı bir seçim olsun. Seçim geçtikten sonra yine aynı keza hakeza bütün siyasi partiler olarak, bütün fikirler olarak, ideolojiler olarak bu şehrin yeniden kalkınması, ayağa kalkması, bu milletin yeniden kendine gelmesi, Türkiye'nin o Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşması için de burada her birimiz görevimizi layıkıyla yerine getirirsek, kamu görevlisi, siyasi parti, STK, hepimiz. Yani hepimiz üzerimize düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirirsek emin olun sırtımız yere gelmedi, gelmeyecek de inşallah. Bu vesileyle bu birlikteliği oluşturan ve bu ortamda bu güzide insanları bir araya getiren derneğimizin kıymetli başkan ve yöneticilerine, üyelerine, siz değerli hemşehrilerime ben çok tekrar çok teşekkür ediyorum. Şundan emin olun. Biz belki şu anda evet milletvekili değilim ama bulunduğum konum itibariyle de yaşadığımız tecrübeyle, edindiğimiz birikimle bu şehir bizim için çok şey ifade ediyor. Adıyaman bizim sevdamız. Adıyaman aynı zamanda bizim kavgamızın da şehri. Adıyaman adına kavgasını veriyoruz. Bundan sonraki süreçte de kıymetli milletvekillerimizle birlikte, belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla, bütün STK'larımızla, bütün halkımızla yine kenetlenerek İnşallah elimizden gelen bütün desteği bu şehre, bu şehrin insanlarına vermek adına gayretimizi sürdüreceğiz diyorum. Ben tekrar cumanızı, Ramazanınızı tebrik ediyorum. Şimdiden Kadir gecemiz ve bayramımız da mübarek olsun diyor.
her günü bayram tadında yaşamak dileğiyle hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Bakanımızı biraz daha burada bekletmek zorunda kalacağız. Efendim, derneğin kurulduğu günden itibaren özellikle depremden sonra hem gıda paketleri olsun, hijyen paketleri olsun ve nakdi yardımda çok büyük katkı sunan İbrahim Doğan Beyefendi bir plaketimiz takdim edeceğiz. Sayın Bakanımız takdim edecek inşallah. İbrahim Bey, sizleri de alalım lütfen. Katkılarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Bey, bir şeyler söylemek ister misiniz? Buyurun. Kıymetli Sayın Bakanım, değerli milletvekillerim, belediye başkanım, kıymetli il başkanım, siyasi parti adayları, STK'lar, öncelikle hepinize teşekkür ederim. Bana bu plaketi verme nezaketinde bulunan Hedef Kızılırma Derneği'ne öncelikle çok teşekkür ederim. Depremin ilk gününden bugüne kadar ailem ile birlikte elimizden geldiği kadar doğup büyüdüğüm ve ekmeğini yediğim memleketim insanlarına bir nebze de olsa elimden geldiği kadar yardım ettim. Yardım etmeyi de ailemiz olarak devam edeceğiz. Sizin de nezdinizde bu tür yardım yapan kamu kuruluşları, dernekler, STK'lar ve şahıslara çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim, programımızın sonunda bir kurdele kesimiz olacak açılış için. 16 makasla keseceğiz bu kurdeleyi Sayın Bakanım. 16 Türk Devleti'ne ithafen. Kurdele kesimi açılış için efendim kıymetli hazirunu arz ederim. Yanarım sönmem, dünyayı verseler bu aşktan dönmem, aşkınla yanarım.